Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı daha yüksek oranlarla iddia bayileri ve iddia.com'da. Siz de hemen bayinize uğrayın, şampiyona heyecanını daha yüksek oranlarla krallar gibi yaşayın. Çok daha heyecanlı tüm Fenerbahçe muhabirlerine ve taraftarlarına. Instagram'da kendisini Beşiktaş ve West Ham United'ın eski teknik olarak tanıtan şahıslara inanmayın. Kaynak en yakın arkadaş. Ama hala belli olmaması teknik direktörün de bunlara sebep oluyor. Sayın Başkan geldiği zaman Ali Koç şeyi hatırlıyor musun? Fenerbahçe vizyonum dedi. Hı, hı. i̇nsanlar yani onun yıllardır Türkiye ekonomisine damga vuran aile şirketi. çok büyük bir şirket yani sırf Türkiye değil Avrupa'nın da. Ve orada belli bir liyakata göre, büyük planlamalara göre sürdürülebilir bir başarı var değil mi? O kadar kar var o yüzden. evimize kullandığımız birçok eşya reklamını falan yapma değil. Herkes biliyor zaten. Soyadı adamı zaten. Koç grubu yani. Ali Koç. Adam bunu, bunu bekliyordu. Damian tercih tercihiyle çok saçma başladı. Çok saçma bir başlangıç oldu. Mesela birçok insanın söyledi. herkesin farklı fikri var. İşte diyor ki koku devam etseydi. Ya ama Komulli getirdi hani diyor öbürü. Ondan sonra öteki diyor ki Ersun Yanalı'yla ilgili dedi ki Sayın Başkan siz benim Fenerbahçe vizyonumu anlamamışsınız. Ersun Yanalı getirdi. <laughs> Ve ondan sonra Emre Belözoğlu sportif direktör olarak geldi. Geçen sene bu zamanlardı değil mi? Geçen sene i̇şte bu zamanlardı. Bir sene yaklaşık görevde kaldı. E şimdi bir ön planı çıkardınız transferlerde. İşte Emre abin arıyor. Hani... Ne çabuk hemen vazgeçiliyor hepsinden. Yani sadece Koku'dan değil, sadece Emre Belözoğlu'ndan değil, sadece Ersun Yanal'dan değil. Yani çok çabuk fikir değiştiriliyor. Demek ki böyle uzun vadeli o aile şirketindeki, sürülebilir başarıdaki gibi bir plan yok. İsimlerin ben iyi kişiyi tanıyorum. Kişi olarak gayet iyi insanlar olsa da ben futbolla olan ilişkilerine bakıyorum. Hı hı. Yani şu güne kadar futbol planlaması çok mu iyi yapıldı? E baksana ne kadar farklı isimler. E Damian Komoli ile başlıyorsun. Filip Koku getiriyorsun. Yardımcısı Örgün Kuman'ı kokuyu gönderip başa geçiriyorsun. Arada da biliyorsun Tahir Hoca da var. Zorunlu bir değişim var. Ya orada. zorunlu, niye zorunlu kalıyorsun? Tahir Hoca çok saygı değer bir insan. Ama Fenerbahçe'de o kadar süre teknik direktörlük yapabilecek kariyere sahip mi Tahir Hoca? O dönem Tahir Fener Hoca affetsin beni duyarsa. Maalesef keşke olsaydınız hocam çok iyi birisiniz. Fenerbahçe yani. o, dönemki düşüncesi biz sadece o görev için yani o kalan 10 haftada teknik direktör gibi değil de olsa pro lisans anlamında Hani ben hatta o dönem teknik direktör Tarık Karapınar oldu dedim. Kimdi o zaman peki teknik direktör? Böyle Emre Bölozoğlu muydu o dönem teknik direktör? Ya şimdi burada bir iddia makamı oluşacaksa altını doldurmamız gerek. E soruyorum ben de sana. Ha. Yani hep sen mi zor sorular soracağım? Ben de bu sorunca <laughs> bak şimdi ben başka takım taraftarıyla bilinen birisi olarak bu konuda benim çok böyle içten içten konuşma çok yanlış algılanır. Ben insanların tuttuğu takımlara saygı gösteriyorum. Çünkü onlar benim tuttuğum takıma saygı gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Benim Hı -hı. bir takımı tutmama da saygı gösteriyorlar. Şimdi dürüst olalım. Yorumcu olmasaydım. E, futbol sektöründe çalışmasaydım. Sadece Fenerbahçe maçlarına gitseydim. Eskiden olduğu gibi. Hı -hı. Nasıl hissederdin bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili özellikle. Yönetim mi yoksa bugüne kadar gelinen süreç mi? Ali Bey geldiği zaman başkanlığa koku, Irving Kuman. Ersun Yanal ama yani bence Ersun Yanal Fenerbahçe'de sonuçta son şampiyonluğu getiren hoca. Yani hı. onun çalışma metotları getirdi. Onun oyun planıydı o. Ersun Yanal, Ersun Yanal futbolu oynattı. O son geldiğinde Ersun Yanal futbolu oynatabilecek malzeme yoktu. Antalya Spor'a alışıp... gitti. Orada çok başarılı oldu. Yani eldeki malzemeyle çıkardığı... Ya, tıkın... başka da futbol oynattı. Daha önce çalıştırdı. Mesela Fenerbahçe şampiyon yaparken oynattı. neredeyse tam tersini oynattı. Bir yerde... Yani öyle oynatmak zorundaydı. Neyse. Hı hı. Neyse. Dönmeyelim. Hemen. Ya bana şunu söyleyin. Koku Ersun Yanal, Tahir Hoca ve Erol Bulut. Bak 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 yazdıkça mesela Erol Bulut, Emre Belezoğlu. Bu kişilerin teknik direktörlük kariyeri olarak ortak noktanı bana söyler misiniz? Uğur Karakurukçu var mı yorumun? Ee, ya tabii ki dönemsel olarak e, işler sıkıştığını, şimdi sezon başı hoca bulmakla sezonun son hafta haftası hoca bulmak aynı şey değil. Tabii ki zorluklar var ama yani bir akıntıya kapılarak kararlar alındı ortada. Ya. Bu konuda ala bir hak veriyorum ama bence ondan ziyade daha kısa vadeli bakacak olursam bu yaz ki hani meselenin neredeyse bir aydır çözümlenememiş olmasında bir garabet var bence. Yoksa e, elbette teknik adamlar... Değişebilir yani dünyanın her yerinde işleri gitmediği zaman teknik adam değişiyor çünkü daha kolay yani sonuçta 25 tane kontrattan çıkmak e, mı zor yoksa bir kontrattan mı çıkmak zor ki genelde teknik adam kontratları daha ma az maliyetli oluyor. Uh -huh. Tabii ki e, kolay olanı tercih ediyor yönetimler ama ben şeyi görmek isterdim yani Emre ile yolları ayırma kararı bu kadar net veriliyorsa onun görüşmeleri yapılıp Emre ile yolları ayrıldıysa ben iki gün sonra görmek isterim hocayı. Yani etik Senle değil. yolları ayırıyoruz Emre'ciğim. Çünkü yerine bunu getiriyoruz. Öyle değil mi? E tabii yani biraz ona çık. Öyle olmalı. Eğer olmayacaksa da ya da e, hani daha iyi alternatifler vardı onlara gittik e, diye düşünülüyorsa da ben o alternatifleri görmek isterim. Yani şu anki mesela konuştuğumuz Lucien Favre Crystal Palace'la anlaştı. Crystal Palace'la anlaşma kuruyoruz. Premier... Üzere. Sky Sports'un haberi. 3 yani yıllık sözleşme imzalanma konusunda. Loic Favre menajeri de şu an İngiltere'de. E şimdi yani talip oluyorsun ne diyorsun? Yani Fav, Lucien Favre konuşmak kolay işte. Yani soruyorlar işte Ali abi sen de takip ediyorsun falan. Değerlendiriyorsun falan. Yok sonra. Hani bir, bir noktada ıı, gelecek adayında ıı, artılarının daha Emre Belezoğlu'ndan fazla olduğunu görmek isterim. Emre Belezoğlu da benim babamın oğlu da hayatım bir kere falan gördüm. Onda da hani selamlaştık yani. Bir yerde. Bir de galiba bir 3-4 dakika sohbet etmiştik. Hı hı. Bir kafede denk gelmiştim. Ona da Vedat Bunuş transferini sormuştum. Ama hayatımda böyle özel olarak buluştuğum, görüştüğüm, yazıştığım birisi değil. Tanımam etmem yani. Ama ben şeye baktığımda yani 10 haftalık performansına bakıyorum. Teknik direktör olarak e, nötrdü, nötrün üstünde. Yani artıları eksilerinden fazla bence. Yani Sivas maçı deniyor da Sivas maçına da e, hani bedavadan gökten inmedi Emre oldu Bayağı 8 haftalık performansıyla geldi o noktaya. Hı hı. Tabii ki eksilir tabii ki tartışmalı bir maç tabii ki eleştiri alabilir ama eğer şeyse yani bu takım devam edecekse bu nüvenin yani kadronun nüvesini Emre Belazoğlu yönetimde oluşturursan sportif direktörlük anlamında e, teknik direktör olarak devam etmesinin avantajı kadrodan saygı görüyor kadrodaki oyuncuları birebir kendi görüşmüş transfer etmiş. Eksiklerini en iyi kendisi biliyor. Neden çok iyi oynayamadıklarını iyi oyuncular olmasına ee, aynen öyle. biliyor. E şimdi bunlar artı tabii ki eksi. Yani ben de karar alacağım. şampiyon olma ihtimali olan maçta e, Sivasspor'dan kötü oynarsam ben de rahatsız olurum yani. Ben başkan olsam olurum ama bu böyle bir eksi var. Böyle artılar var. Ya tamam şeyse yani bu eksi gerçekten batıyorsa o zaman bu artıları karşılayacak başka bir hoca getirirsin. Dediğim gibi Yağız Tabuncuoğlu'nu getirsin, Ali getirsin ama ikisi olmadı. En son işte Uğur kaldık. Hadi bari Uğur'u alalım Emre olacağına Biz yine ya daha dönüyorsa... fazla ortak noktaları olan insanlarız. Şimdi yani bak yeni teknik direktör yani. adaylarını bir konuşalım. Yani Hı. adı geçenleri söylüyorum. Eğer Fenerbahçe'nin derler ki Ali Ece Bey bunlar bunlar yok kardeşim derseniz bir şey demiyorum. Ama bir açıklama da yapmadınız. Tek yapılan açıklama BESA kalibresi değil mi? Var. Şimdi. Dedi ya Uğur. Emre dedi Emre Belözoğlu dedi. Benim babamın oğlu dedi. Mesela Süleyman Bilic keşke benim babamın oğlu olsaydı. Valla Süleyman Ece olarak. Süleyman İce, Ali İce, Mehmet İce. Üç kardeş değil mi? Hani bak Süleyman Seba'nın da adını verdik. Hani öyle. Abimiz olsaydı keşke. Öyle çok sevdiğim bir arkadaş çünkü. Ama ben getirmem. Ben yani maçın başında teknik direktör olarak. Neden? Beşiktaş'ta çok mu başarılı oldu taktiksel açıdan? Tartışılır bence. Mesela yani çünkü şimdi bak şunlar başarılı başarılı da başarılı oldu. Da bak. Şimdi bak bir dakika şimdi. Takım savunmasını oturttu. Hı hı. Mesela feda sezonu Samet Aybaba döneminde Samet Aybaba'nın bir takım ucunu etkileyici olsa da takım savunmasından sıkıntı yaşıyordu. Ya tabii orada da hani eldeki malzeme ne kadar ki? Şimdi Fenerbahçe derbisinde sol bekte Eskude, sol önde Almeyda ile çıkmak zorunda kalan bir teknik direktör. Ha, kendi transferdeki işte yanılgısıdır değildir bunu tartışmıyorum. Ona girmeyeceğim. Sıramen Bilic mesela çok bir artıları oldu mu? Oldu tabii mesela. Atip Hutchinson Beşiktaş'ta heykeli dikilmesi düşünülen oyuncu dikilmesi de gerekiyor. Zaman önemli ama mutlaka bir en azından altyapı adı verin. Bir rol model bir oyuncu getirdi. Çok istedi. Çok uygun fiyata getirdi. Bravo. Mesela Eneramo da istedi o tutmadı. Eyvallah. Ama mesela Sosa'yı istedi. Hani Hatim Ben Arfa ya da Sosa alınacaktı o dönem. Gerçekten de. Bak dün gibi aklımda yani Ahmet Nurçebi o zaman İkinci başkan ya da as başkandı. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Kendisinden de özür dilerim. Tamam tamam. öbür yöneticiler de sordu. Sen o hep Hatim Ben Arfa diyorsun yıllardır da. Senin hoca dedi, Selman senin arkadaşın dedi. Sosa'yı istedi ya hoca oynatacak dedim. Hoca istediğini alacaksınız o zaman. Hani abi Sosa da yani iyi paraya gitti, değil mi? Ve Beşiktaş'a da o ilk şampiyonlukta 2015-16'da en iyi 4 oyuncudan bir tanesiydi. Yani 7 milyon euroya gitti o yaşta. Slaven Bilic'in çok artıları vardı. Neydi mesela Şenol Güneş'e daha derli toplu, daha oturaklı bir kadro bıraktı. Mesela Almeida ile başladı, Dembaba ile bitirdi ama Dembaba'nın satışından gelen parayla Mario Gomez kiralandı falan. Ama Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosunda böyle bir sıkıntı var mı ki? Slaven Bilic iyi bir dönüştürücü hocadır. Mesela West Ham United'da da ilk sezonu bence çok etkileyici. İlk 6 ayı. Ve yine çok iyi bir kadro kurdu. Dimitri Payet, Ogbonna. E, hep hani sohbet ederken konuştuğumuz gerçekten çok beğendiği bir oyuncuydu Ogbonna. İşte Torino'nun stoperiydi. Juventus'a gitti yedek kaldı. Fırsat dedi aldı. O sezon çok verim aldı. Tabii Liverpool'u yendi. Londra'dan işte Arsenal'i yendi. Yendi yani bayağı. O geleneksel büyük 6 takımı karşı çok iyi performans. Zaten West Ham'a gelme sebebi ne? Abi zaten Beşiktaş Slavan için son sezonunda UEFA Şampiyon Ligi falan değil de İngiltere Federasyon Kupası'ndan başlasaydı finale çıkmıştı. Tabi Arsenal'le oynadı. Tottenham'ı yendi. Öbür maç berabere kaldı. Liverpool'u eledi. Ya burada FA Cup'ta finale çıkıyorsun bunları yaparsan. Değil mi? Hani bir iç şimdi kadro kursun. Mesela kadro mühendisi gerçekten çok iyi. Mesela Hırvatistan milli takımında da bunu çok iyi yaptı. Abi Luka Modric Hırvatistan formasıyla en yaşlı gol atan oyuncu da o. Mükemmel bir gol attı İskoç'a. En genç atan da o 2008'de hocası Slaven Bilic'ti. Bütün takım onun üzerine kurmuştu. Hı hı. Hırvatistan bir önceki turnuvalarda 2006-2004 sürünüyordu be. 2002 Dünya Kupası'nda bile sürünüyordu. Hatırla. Ya çok iyi o dönüşümü çok iyi. Fenerbahçe buna ihtiyacı yok ki mesela. Mesela yine bir Slaven Bilic'den hareketle yola çıkıyor. Bilic ile Benitez'in ortak noktasını söyle bana ya. Hiçbir ortak noktası yok. Bielsa ile Benitez'in ortak noktasını söyle. Mesela Real Madrid'de Benitez'i gönderip BSA'yı getirirler miydi Zidane'dan önce? Getirmezler. Peki soruyorum. Leeds United bugün Bielsa'yla yolları ayırsa. Bielsa hocam ters ya biraz. Biliyorsun atletikte bütün mesele antrenman <laughs> niye güldün? Hoşlan mı? Çok hoşlan. Ee, bundan ne? sonra temizlik yapacaksın diyor ya da eşim onun. <laughs> <Mesajı> da... <laughs> o şey gibi <laughs> bir dakika. Aziz <laughs> Sancar değil mi? Nobel ödülü. Evet. evet. Nobel ödülünü alıyor. iki gün sonra eve gidiyor. Eşi diyor ki iyi de çöpleri atmamışsın falan ona benziyor yani. Neyse. Yani devam ediyorum mesela. Benite Yelsa'yı gönderdi Leeds. Yerine sence Benitez'i getirir mi? Getirmez. Ya getirir ama yüzde on ihtimal, beş ihtimal. Birisi daha çok starlarla oynayan. Peki Birisi abi, de tamamen peki. genç dönüşüm yapan. Silva, birisi. Fonseca, Löw, Lucian Favre. Bana ortak noktanı söyler misin ya? Lucian <laughs> Favre Kariyerli daha çok... Kariyerli bir yabancı gelsin 2-3 yıllık bir olur proje olur. üzerine daha fazla çalışan Baskıyı eldeki çok fazla sevmeyen başka göre oynatılmak gereken düzen nedir? Gelir gelmez maksimum nedir? yani biraz. önde pres mi oynayacaksın, üçlü savunma mı oynayacaksın? Ne oynayacaksın? Onun mesela Emre Bölöz oldu bence bu eldeki malzemeden son hani ben Emre Bölöz'ü Erol Bulut'a göre daha gerçekçi oynattı. O ekstradan çok merkez orta savuncusu var ya işte bir tanesi Hı -hı. mesela İrfan Can. Onu mesela sağ ön gibi konumlandırıp hepsini bir oynatabilecek bir düzen geliştirdi. Evet Sivas maçında kesinlikle ama o maç başarısız evet ama mesela Erol Bulut'a göre kadrodan daha iyi verim aldı. O zaman o tip bir hoca getirmek lazım. O üçten fazla merkez orta sahayla aynı anda oynayıp pas ağırlıklı, pas dominasyonu oyunu oynatan bir hoca getirmek gerek. Bilic böyle bir, bir hoca. Ya Bilic noktasında... Mesela Benitez öyle bir hoca değil mi idealinden? İmkansızlığında farklı oynattı oyuncu mazlumuşlar ama genelde Real Madrid'de Liverpool'da, Valencia'da bunu yapıyordu. Öyle değil mi? Abi ben buna teoride katılıyorum ama pratikte bu çok zor bir şey. Tabii yani. Canım Türkiye'de, ya. yani Türkiye'den bir takımı... Ben sorguluyorum ben zaten. Yani Favre gibi, sadece Favre gibi hoca bakacağım. Favre da öyle. Diğerlerine bakmayacağım. Yani böyle bir lüksün yok senin. Zaten sana... sene için Favre ile görüşmüyorsun abi. Ama yani gerçekten. De çok alakasız isimler zaten. zaten. Beni tezde dedi Bir yerse falan diyorsun da yani hiçbiriyle aslında bu kadar isim saydık. Hiçbiriyle bile belli bir aşamaya gelmek çok zor. Bu. Daha yani yarısını saydım abi. Bunun Fenerbahçe'yle de alakası yok bu arada. ya yani Galatasaray, Beşiktaş. Trabzonspor kim olursa ol artık sen sonuçta gidiyorsun adama tamam mı? Adam diyor ki senin bütçen ne kardeşim yani. Ben tamam diyelim ki ben Türkiye'ye gelmeyi kabul ettim. Ya maceracı bir adam yakaladı A sınıf. Allegri'ye gittin. Allegri'de e, Boğaz'da rakı balık hayranı tamam mı? Bir ya ben diyor ki ben 3 yıl boyunca rakıbalık yapmak istiyorum. O yüzden geliyorum. Ama adam sonuçta adam oturduğun zaman adamın bir maaşı var. Hadi onu ayırdım. Yani bu burada en kolayı. Yani sadece buna kalsa o cebinden falan verir yani hani mutlulukla uçarak verir ama şimdi Allegri diyelim mesela Allegri diyor ki kardeşim tamam sizde çalışalım sizin bonservis bütçeniz ne sen adama diyorsun ki ya biz bonservis falan kazanıyoruz ama bir yandan finansal fair play denetimdeyiz işte şöyle Futbol oluyor limitleri var, harcama limiti var İşte bizim maksimum 400 milyon atıyorum şu an 400 milyon TL sınırımız var 400 milyon TL ne diyor adam Sonu diyorsun ki bir çeviriyor cep 35 milyon. Bir dakika telefonla yazıyor. Yani. 400 milyon çevir euroya 40 milyon. Ya ona Euro adama diyorsun ki 35 yani. milyon adam der ki dalga mı geçiyorsun? Yani, yani. maaş, bütçesi dahil, benim param dahil, bonus dahil. Finir 35 milyon euroya geleceğim ben. burada takım mı yapacağız der adam. Yani şimdi burada e, A sınıf hocekten de zaten imkansız. Bak bunun dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray Beyciğim, kim olursa olsun ben gideceğim. Eskisi gibi şunu getireceğim, bunu getireceğim. Gerçekten kolay değil bak bence gelebilecek hocaları yani hoca tipini söylüyorum ya gerçekten o an çok başarısız gözüken ve e, pozitif bakılmayan geçmişte işler yapmış ama o an ya yanlış takım seçmiş ya gerçekten başarısız olmuş kendi hataları sebebiyle bir adam getireceksin Paolo Sosa ki, yani, mesela Paolo Sosa tamam. ki ben bu arada ben iyi hoca olduğunu düşünüyorum ya öyle birini getireceksin ya gerçekten e, her yerde çalışmış eleğini asmış artık son bir macera arayan birini Gerçekten bulacaksın. Beni tam bu tanıma uyuyor. Ben beni test buna uyduğunu düşünüyordum ama sonuçta ikna olmamış adamda. Yani belli ki uymamış. Ama e, hani ya böyle dediğim gibi çok geçmişte başarılı olmuş ve A sınıfa o zaman çıkmış ki bu arada bizim ligimiz o kadar geri ki ben 2005'te A sınıfa yakın olan herhangi bir hocanın burada yine fark yaratacağını düşünüyorum. Ama e, yakın dönemde başarılı bir şey arıyorsak da yak, yani yakın dönemde bir şeyler yapmış birinin şu an başarısız olması lazım. Hı hı. Ya da bir sorun olması lazım. Yani Daum biliyorsun Almanya'da tap bir hocaydı. E buraya nasıl geldiği belli. Bunları unutmayalım. Yani bu ülkeye gelmiş en şey yabancı biri bence. Yani gelip başarı anlamında. Tabii ki Ama bu yok. adam, uyuşturucu yani ya. yani bu yani. adam uyuşturucu problemi yaşadığı için geldi ülkeye. ya yani o, o, problemi yaşamaz. O haberler çıkmazsa gelmeyecekti yani. Derval Euro 84'te çok başarısız böyle aforoz edilmezse gelmeyecekti. Yani ki, Türk futboluna en çok şey katan e, hocaların belki başına geliyor. yani Türk futbol devriminin başlangıcı Derval'in Galatasaray Türk, 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 futbolu e, hani atmosferine girişidir mesela. Hani böyle hocaları yakalaman için başarısız olması lazım. Ya da büyük oyuncu yakalaman için başarısız olması lazım. Hacı'yı Meksika uçağından çeviriyorlar. Gelmiş geçmiş büyük yabancıların belki başına geliyor yani benim fikrim. Hı -hı. Belki başka Tekrar ya, yani, böyle listesine bakmak dönelim. Lazım. dönelim. Hani Hemeni, Fav de, Favre, Favre de, istince de, Favre, de, Favre de, gelmiyor de, yani. yani. Favre'nin Batırma, Favre'nin Dortmund'u küme düşürmesi falan lazım anladın mı? Ya O zaman bile sen şu an seç, seçilen taraf olmuyorsun. Crystal Palace'la Everton'ın ilgisi var. Büyük ihtimalle Lucien Favre orayı seçecek. Hı hı. Kaldığımız noktaya geri dönelim. Yeni yönetim kurulundaki o olmasını beklediğimiz isimleri sayalım. Biz Ömer... bunları niye konuştuk biliyor musun? Hı hı. Bu isimlerin hepsi çok son derece saygıdeğer. İşlerinde başarılı kişiler olmakla beraber. Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un bu kaçıncı yönetimi oluyor? İkinci yönetim. İstifa edenlerle falan beraber aslında dördüncü yönetim diyebiliriz. Öyle değil ha. mi? Yani dördüncü yönetim derken istifaların yerine ama çoğu zaman yani yedekten ya, tamam. asile kaymaları oldu. Abi işte da yönetim kurulu değişikliğidir. Yazıcım yani. Tamam. Hani bu şey gibi yedek oyuncular bir dahaki maç oynuyor. Öyle değil mi abi Biz futbol yormuşuz abi yani ona bakıyorum ben. Ya bir başarıyı hedefliyorsan ben de diyorum ki daha futbol konusunda Ali Koç Bey'in daha önceki yıllarına göre, Ali Koç Bey'in daha önceki yıllarına göre ona daha fazla futbol konusunda pozitif katkı yapacak isimler de yer almalıdır. Ben sana soruyorum bu isimlerden hangisidir? Bu ben Ömer Temelli'nin ciddi tamam. görevler alacağını düşünüyorum. Tamam. Yeni yönetimdeki ilk adaylardan biri, ilk isimlerden biri. İkincisi Ruşen Çetin. 1907 derneğinden çok önemli, çok değerli bir isim. Üçüncü isim Mehmet Dereli. Yine arkadaşlar da listeyi bir yandan ekranlara getirirlerse insanların da aklında kalır. Ee, dördüncü isim beklediğim, yönetimde olmasını beklediğim Ercan Karasu. Yine bir önceki yönetimden Az Yıldırım'ın ekibinden Ömer Temelli gibi. Metin Doğan yine yeni listede olmasını beklediğim isimlerden biri. Onunla birlikte sürpriz bazı isimler de var. Ee, bunları tabii yarın göreceğiz. Bu isimlerin muhtemel olduğunu yönetim listesinde büyük ihtimalle olmasını beklediğimiz isimler olduğundan bahsedelim. Şu ee, anda bir adım gibi eminim bizim programın yorum kısmında. Yağız Sabuncuoğlu, Yağız Teknik Direktörü artık açıkla oğlu yazıyorlar. Adım gibi eminim. Soyadından yine senin hep böyle kelime oyunları yapıyorlar ya. Evet sırayla hepsi. Onu da geçeceğiz. Ee... Aa,